İyi günler. Ayşelif kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere adına bahçelerde börülce oynar gelin görümce diye türküler yakılan börülce salatası tarifi vermek istiyorum. Gerekli malzemelerimiz yarım kilo karagöz börülce, bir fincan zeytinyağı, bir limonun yarısı, ekşi seviyorsanız da bir limon olabilir. Bir ya da iki diş sarımsak ve tuz. Ben sarımsağı fazla sevmediğim için bir diş kullanacağım. Haydi börülce salatamızı yapmaya başlayalım. Yıkayıp temizlediğimiz börülcelerimizi bakın ben aynı taze fasulye yapar gibi böldüm. Dilerseniz böyle taze olanlarını tüm olarak bırakabilirsiniz. Bakın bu da çok taze. Bunu da bölmenize gerek yok. Kart olanları, çekirdekli olanların da çekirdeğini çıkardım. Buna karagöz börülcesi denmesinin sebebi, bakın normal börülceye göre renginin daha farklı oluşu. Börülcenin makbul olanı da karagöz börülcesidir. Şimdi börülcelerimiz hazır olduğuna göre bir tencereye suyumuzu koyalım. Sonra da börülcelerimizi haşlamaya bırakalım. Börülcem yarım kilo olduğu için ben 1,5 litreye kadar su koydum. Kaynamaya başladıktan sonra börülcelerimizi suyumuzun içine aktaracağız. Haşlamaya başlayacağız. Suyumuz kaynadı. Börülcelerimizi içine atıyoruz. Bakın kesinlikle kapağını kapatmıyoruz. Renginin taze ve yeşil kalması için kapağını kapatırsak bu yeşilliği ve tazeliği gidecek. Kesinlikle suyun içine tuz vesaire atmıyoruz. Sadece suyun içinde börülcemizi haşlıyoruz. Börülcemiz haşlanırken biz de börülcenin sosunu yapmaya başlayalım. Börülcemizin sosu için gerekli olan malzemeler limon, sarımsak, tuz ve zeytinyağı. Ben buzluğumda hazır buz gibi küplerinde olan limonumu kullanmak istiyorum. Siz şayet böyle benim gibi hazır kullanmayacaksanız yarım limonun suyunu kullanabilirsiniz. Yani bu şey tercih size bağlı, az ya da çok. Bir diş ya da iki diş sarımsak ama benim için bir tane yeterli. Zeytinyağımı da ekliyorum. Şöyle bolca da zeytinyağımı koydum. Börülceler pişerken bu arada da limonlar eriyecek. Ben de sarımsağı ezeceğim ve içine tuz atıp sarımsakla birlikte bütün sosu birbirine yedirip karıştıracağım. Sarımsağı ezdim, tuz da ekledim. Bakın böyle hepsini birden karıştırıyorum. Limonlarımız erimeye başladı. Şimdi de börülcemize bakalım. Bakın kaynamaya başlamış. Dediğim gibi kapağını kapatmıyorum ve rengi yeşil kalıyor. Arada bir kontrol ediyoruz. Piştiğini anladığımız anda da ocağımızın altını kapatacağız. Daha henüz pişmedi. 20-25 dakika haşladığımız börülcelerimiz artık pişti. Altını kapatıyoruz. Börülcelerimizi süzgecin içine boşaltıyoruz. Hemen bir şoklama işlemi yapacağız. Börülcelerimizi biraz soğukta yapıyoruz. Ve soğuması için hemen bir yerde bekletiyoruz. Soğuyan börülcelerimizi tenceremize geri aldım. Daha kolay karıştırabilmek için. Üzerine de hazırlamış olduğumuz sosumuzu döküyoruz. Şöyle güzelce fazla nasıl diyeyim, fazla hırpalamadan sosun birbirine iyice börülceyle karışmasını
ekliyorum. Börülce salatamız gördüğünüz gibi hazır. Umarım siz de bu yöresel bir lezzet olan börülce salatasını, mezeyi yapar ve keyifle yersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.